Şimdi evinizde bir bitki var ve toprağına bakıyorsunuz, üstünde beyaz beyaz bir şeyler yürüyor, hatta zıplıyor. Ya da siyah siyah nem sinekleri evinizde uçuşuyor ya da toprağınızda solucan var. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Hepsi zararlı mı bunların? Toprakta durmalarında sorun var mı? Yoksa uzaklaştırmamız mı gerekiyor? Bir de bunlar nereden geliyor? İşte bu hafta bundan bahsedeceğiz. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Bu arkadaş da Mia Hanım olur, beraber iç mekan tropikal bitkileriyle ilgili sizlere edindiğimiz tecrübeleri ve araştırıp bulduğumuz bilgileri aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Şimdi her şeyden önce bu yaratıklar evimize nasıl geliyor, bunu çözmemiz gerekiyor. Bunu çözeceğiz ki ileride de bu yaratıklarla karşılaşma olasılığımızı düşürelim. Şimdi bitkileriniz için gidiyorsunuz bir seraya. Ve hazır karışım olmuş böyle dışarıda bekleyen topraklardan filan alıyorsunuz. Arkadaşlar bu toprakların içerisinde bu canlıların yumurtaları, larvaları olabilir. Ya da gidiyorsunuz bir yerden kapalı paket toprak alacaksınız. Ve bu paketin üzerinde küçük küçük delikler var, toprak hava alsın diye. İşte bu paketlerden de lütfen olabildiğince uzak durun. Eğer evinizdeki toprakların içerisinde organik madde çok fazlaysa, yani bahçe toprağı kullanıyorsanız, toprağı bahçeden alıyorsanız zaten yani kaçınılmaz evinizde topraklarınızda bu böceklerin olması, organik maddece zengin topraklar eğer kullanıyorsanız da bu çocuklar eninde sonunda bir yerden bir şekilde bir yolunu bulup sizin evinize gelecektir. Elin sulamaya çok yatkın ve toprağı böyle deli gibi suluyorsun. Toprağın drenajı yok. Toprağın üst yüzeyi her dakika nemli kalıyorsa yine bu yaratıklar evinizde çok mutlu olacaklardır. Çünkü genelde nemli ortamı seven canlılar bu canlılar. O yüzden sulama konusuna lütfen dikkat edin. Çok fazla sulama ile ilgili video çektim. İşinize yarayacaktır eminim ki. Toprağınızın drenajı o kadar güzel olmalı ki siz suladıktan sonra o toprak nemli olmalı. Evet, ama suyu vıcık vıcık bir şekilde bünyesinde tutmamalı. Bu da kurtulma yöntemlerinden bir tanesi. Birazcık üst seviye olarak bahsettiğim bu havalandırma işini sizler gerçekten sanırım birazcık ciddiye almıyorsunuz, kulak arkası ediyorsunuz. Ama hava akımı gerçekten çok önemli. Rüzgarsız bir zamanda camı açmaktan bahsetmiyorum ama bu hava akımı değildir. Bu temiz havanın evet içeri girmesine yardımcı olur ama hava akımı dediğimiz böyle yaprakların minik minik oynadığını düşünün. İşte bu hava akımıdır. Bunun faydası nedir peki? Toprağın üst yüzeyinin daha çabuk kurumasına yardımcı olur. Tabii ki başka faydaları da var. Bitkilerin fotosentez yapabilmesiyle ilgili. Ama hava akımı candır. Toprağın üst yüzeyini uzun süre nemli tutmayacağız. Birazdan o konulara geleceğim. Peki gelelim, bu yaratıklar hangi yaratıklar? Birazcık da onları tanıyalım. Sıçrar kuyruklular, yani Spring Tails. Genelde bana yazdığınız, sorduğunuz canlılar bu canlılar oluyor. Küçük, beyaz ya da hafif gri şekilde pirinç tanesi şeklinde oluyor bu arkadaşlar. Toprağın üstünde böyle hatta yaptığınızda zıplaya zıplaya kaçan, hatta bazen bazı takipçilerim bana fotoğraf ve videolar attılar. Onlardan izin alıp bu videoda onları da kullanacağım. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Saksıların altında da bu arkadaşlar gezerler, yürürler. Tripslerle çok karıştırılır. Arkadaşlar tripsler yapraklarda ağırlıklı olarak gözükür. Toprakla işi olmaz. Hatta bütün bitki zararlısı, yani sizin yaprağınıza zarar veren yaratıkların çoğu, unlu bir tarih, toprağa, köklere çok fazla bulaşmazlar. İşte Spring Tails, eğer bu yaratıklar yapraklarınızda değil toprağınızda geziyorsa bu arkadaşlar muhtemelen sıçrar kuyruklular, trips değil. Sakin olun, trips büyük bir bela. Videoyu izleyin. Peki bu canlılar niye toprağımızda çok uzun süre nemli tutuyorsun toprağı arkadaşım? İşte o yüzden geliyorlar. Bu arada bu arkadaşlar zararlı değiller. Toprağınızdaki organik maddelerden beslenirler. Hatta teraryumlarda bu arkadaşları özellikle alıp koyarlar ki içeride bir doğal denge oluşsun. Panik yapmanıza gerek yok. Evet, gördüğünüzde birazcık can sıkıcı olabiliyorlar ama acil bir müdahaleye ihtiyacınız yok bu arkadaşlarla ilgili. Peki beyaz beyaz böyle kıvrıla kıvrıla gezen kurtçuklar neler? Arkadaşlar bunlar genellikle nematotlar. İşte bu nem sineklerinin larvaları oluyor. Eğer evinizde bitkilerin etrafında uçuşan küçük sinekler varsa, o
gıcık şeyler, hani ağzımıza burnumuza da arada bir giriyorlar. İşte onların larvaları toprakta böyle gezden küçük beyaz kurçuklar şeklinde görürsünüz. Genelde bunları toprak değişimi sırasında denk gelebilirsiniz. Toprağın çok fazla böyle üst yüzeyine çıktıklarını ben görmedim. Bende de var nem sinekleri ama kontrol altında tutabiliyorum bunları. Ayrıntılı bir şekilde dinlemek, izlemek isterseniz nem sinekleriyle böyle çok boğuşuyorsanız çok güzel bir video çektim onunla ilgili. Ama benim asıl tavsiyem şu olacak canlar. Bir süre alttan sulama yapın ki toprağın üst yüzeyi çok fazla nemli kalması, çok kısa sürede ölüyorlar. Ben o şekilde mücadeleyi başlattım ve başardım. Şu an gerçekten çok azlar. Yani şöyle düşünün, yeni bir bitki aldınız ve üstünde bir tane nem sineği varsa bu arkadaşlar çok hızlı bir şekilde evinize de yayılacaklardır. Yeni bir bitki alırken şuna dikkat edin. Yapın bir toprağının üst yüzeyine uçuşan bir şeyler varsa hani o bitkiyi bir süre belki zaten karantinada tutun da ayrı bir şekilde tutmakta fayda var. En azından bir toprağın üst yüzeyinin kurumasına izin verin. Toprağı çok vıcık vıcık nemli tutmayın, ıslak tutmayın. Bunun sonucunda en de sonunda gidecektir bunlar. Peki topraktan solucan çıktı. Normalde solucanlar evet dışarıda çok faydalılar, seviyoruz. Hatta yakın zamanda solucanlarla ilgili bir solucan gübresi üretimi kendim yapmayı planlıyorum. Ama iç mekan bitkilerimizde pek solucanlar varsa ne yapacağız? Şimdi şöyle, solucanlarda diğer çoğu toprak zararlısı ya da zararlısı demeyeyim, toprak canlısı gibi organik materyalleri tüketiyorlar. Ama solucanlarda eğer organik materyal toprağınızda bittiyse köklere de müdahale etme olasılıkları var. Genelde bu canlıları da işte böyle seralardan, açık seralardan aldığınızda belki çıkabilir. Çünkü bu saksıların altındaki drenaj deliklerinden haliyle bir de yerde tutuyorlarsa bu bitkileri topraktan gelip hop burada organik materyal varmış ben buraya gireyim diyerek orada çalışmaya başlıyor bu arkadaşlar. Genelde toprak değişimi sırasında bu solucanları görürsünüz. Benim size tavsiyem alın, bahçeye bırakın. Lütfen çöpe falan atmayın. Öldürmeye çalışmayın o güzel canlıları. Bahçeye bırakın ve orada çalışmaya devam etsinler. Peki bu üç canlıyla karşılaştık. Neler yapacağız? Şimdi biraz önce dediğim gibi ilk yapmamız gereken sulama, solucan haricinde diğer canlılar için sulama düzenimize bir bakacağız. Tabii ki bazı bitkiler toprağa her dakika böyle nemli kalsın isteyen bitkilerden. O zaman ne yapacağız? Demin dediğim gibi ben alttan sulama yöntemiyle bunu ciddi anlamda çok güzel bir seviyeye çektim. Nem sinekleri aşırı azaldı. Spring teyze hiç gelmedi bana ama bahçemde varlar. Çok güzel minnoş minnoş zıplıyorlar. Benim yani hiç sorun değil. Belki bir gün dışarıdan ben de içeriye taşırım. Bilmiyorum ama taşımış olsam da gene sorun değil. Ben o paniği yapmam. Ama eğer panik yapıyorsanız öncelikle bir toprağın kurumasına izin verin. Sonrasında ise bu canlılarla ilgili bir ziraatçıya gidip danışabilirsiniz. Hani belki size böyle toprakta kullanabileceğiniz, bitkiye de zarar vermeyecek bir ilaç tavsiyesinde bulunabilir. Ya da komple toprak değişimi de yapabilirsiniz tabii ki ama Spring Tales varsa bunu çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü dediğim gibi bitkiye zararı olan canlılar olmadığı için eğer bitkinin de tabii ki toprak değişimine ihtiyacı yoksa işte bu da bitkide strese yol açacaktır. Çok gerek var mı bilmiyorum. Yapan arkadaşlar var tabii ki bu canlılardan rahatsız oldukları için. Ama olur da bana geldi. Yani bu en son düşüneceğim yöntemlerden, korunma yöntemlerinden birisi olurdu herhalde. Yani ilk yapacağım merhaba, hoş geldiniz ve lütfen çok güzel çalışın demek olacaktır Spring Tales için. Araştırma, bilgi, doğru bilgiyi edinmek, doğru canlıyı tanımak, hangi canlının faydalı, hangi canlının zararlı olduğunu bilmek ve buna göre müdahale etmek candır diyorum. Ve bir kez daha söyleyeceğim. Lütfen böyle bir şeyle karşılaştığınızda panik yapmayın. Doğanın doğal dengesini biz aslında evimize taşıyoruz. Bir şekilde evimizi çok güzel bir ormana çeviriyoruz. Yeri geldiği zaman herkes benim gibi çok fazla bitkiye sahip değil tabii biliyorum ama bu ormanı getirirken tabii ki ufak tefek minik canlılar da bu bitkilerle beraber evimize misafir olmaya gelecekler. Neyse ki hepsinin çözümü var. O yüzden panik yapmadan sakin bir şekilde hepsiyle baş edebiliriz diyorum ve sizlerde bu durumlar mevcut mu? Toprağınızda böyle yaratıklar geziyor mu? Geziyorsa ne yapıyorsunuz? Ya da bu anlattığım 3 canlıdan başka yaratıklar görüyor musunuz?
Yorumlarda buluşalım. Video faydalı olduysa ne mutlu bana. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenin ve birkaç cümlelik de olsa yorum yapın. Algoritmayı mutlu edelim. Minnoş Yangıl'a faydamız olsun. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşürüz. Bay bay.